Haberin merkezinde Show Ana Haber'desiniz değerli izleyenler. Ben Meltem Acet. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Önce siyaset diyelim, her zaman olduğu gibi. 3 hafta sonra yapılacak yerel seçim için vites artırdı ve İzmir'de miting yaptı. CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de CHP'ye sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e Yeşilçam filmlerinden göndermeler de yaptı. İstanbul'daki metro hattı açılışında ise kader seçimi olacak dedi ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi'den rol çalıyor. Hedefinde CHP lideri Özgür Özel vardı. Yeşilçam filminden gönderme yaptı. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı. Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki mazlum karakterine döndü. Her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden henüz 4 ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı. Seçim mesaisinde İzmir'de miting düzenledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendisiyle özdeşleşen şarkıyı yine söyledi miting öncesinde. Kişinin alanda olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Muhalefetteki tartışmalar da gündemindeydi. Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. Terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Yetmedi. Kendi işlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Cumhur İttifakı şeffaftır dedi. Rotamız Türkiye 100 yılı mesajıyla 31 Mart için Milli İrade Bayramı vurgusu yaptı. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'nı kutlayacağımıza inanıyorum. Günün ikinci programında Bakırköy-Kirazlı metro hattının açılışındaydı. Vatman koltuğuna geçti. Treni kullandı Cumhurbaşkanı. Konuşmasında ise hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı. Yarım gün mesaiyle İstanbul yönetilmez. Ne işe yarıyorsun? Şunu da ben yaptım de. Yok. Efendim, asgari ücret ve emekli aylığı hesabıyla ekonomi başlığı üzerinden yüklendi iktidara. Seçim maratonuna İstanbul ve Edirne'de devam eden CHP lideri Özgür Özel dikkat çeken mesajlar verdi ve 31 Mart için de iddialı konuştu. Emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. Sonuna kadar. Ekonomi başlığını önceliğini aldı. Eleştirilerini hesaplama yaparak gönderdi. 3 Kasım 2002 günü en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün 26 bin lira olması gerekirdi. Bunun hesabını Recep Tayyip Erdoğan'dan sandıkta soracağız. CHP lideri Özgür Özel güne İstanbul'da başladı. Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu ve Venüs Gezegen Sosyal Tesisinin açılışına katıldı. Törende Ekrem İmamoğlu'nun olmaması dikkat çekti. İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı çok yüksek rakamlara ulaştıracağımızı buradan müjdeleyerek çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ardından Edirne'ye geçti Özgür Özel. Halk buluşmalarında konuştu. Recep Tayyip Erdoğan en son o istediğinde 28 Mayıs 2023 günü mazot 19 liraydı. Bugün mazot 42 lira. %106 mazot girdisi artmış durumda. Ekonomi üzerinden gönderdi eleştirilerini. 31 Mart için de iddialı konuştu. Cumhur İttifakı'nın karşısında seçimleri Türkiye İttifakı alıyor. Sahnelerden siyaset dünyasına transfer olan ve İyi Parti adına seçim yarışına giren Hakan Peker'e destek için onunla beraber şarkı söylemeye çalıştı. Bugünkü ziyaretinde de renkli görüntüler kaydedildi. İyi Parti lideri Akşener seçim mesaisine Balıkesir'de devam etti. Dün şarkı söylemeye çalıştı. Bugün de az kalsın yanlış adayı tanıtacaktı. Bir ikinci durum var. Çok hızlıca söyleyeceğim. Gel ben de. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim turunda Balıkesir'deydi. Gönen'de esnaf ziyareti yaptı. Seçmen Veli Nimettir mesajı verdi. Hizmet üzerinden konuşan, proje üzerinden konuşan,
konuşan siyasi partilere ya da adaylara doğru yönelilebilirse herkes kendini toplayacak ülkede. Sonrasında mini miting düzenledi. Turhan Çömez için o istedi. İnşallah kalplerinize girebilme imkanını buluruz. O programda Bandırma Belediye Başkan adayı Akşener'in hemen sağındaydı ama o önce soluna baktı, sonra espriyi patlattı. Özgür Özel'in çok konuşulan görüntüsünü hatırlattı. Aday burada Cemil Tugay. Onu da Cemil Tugay. Çok hızlıca söyleyeceğim. Ha, gel, ben de Özgür Bey gibi şaşırdım. Efendim, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ aday tanıtımı için Kocaeli'ndeydi. Ancak salonda partililer arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Araya giren Özdağ kavga edenlere fena çattı. Arkadaşlar sen kimsin? Sakin. Otur. Partililer birbirine girdi, kavgayı Ümit Özdağ ayırdı. Terbiyesiz olanlar! Askerler mi geldi lan buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Buyurun. Konuşacağım, beni dinleyeceksiniz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ aday tanıtımı için Kocaeli'ndeydi. Kavga çıktı. Bir grup partili bir başka grubu davetli değilsiniz diyerek tekme tokat salondan attı. Ümit Özdağ öfkeden çılgına döndü. Herkes otursun yerine! Herkes otursun yerine! Bir daha bu ben böyle şey istemiyorum! Terbiyesiz olanlar! Askerler mi geldi lan buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Buyurun. Konuşacağım, beni dinleyeceksiniz. Kavga bitti. Aday tanıtım toplantısı kaldığı yerden devam etti. İzmit adayı nerede? Gelsin. İzmit adayını çağırıyorum. Gelsin. Recep Yazıcı. Gel bakayım. Ve adayların hafta sonu mesaisine geçiyoruz. İstanbul'da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında metro şaftına beton dökme polemiği vardı. Başkentin adaylarından Altın Oksa, CHP ve Demin Ankara için el sıkıştıklarını söyledi. İstanbul, İstanbul. Olmayan işleri olmuş gibi algı oluşturmaklarda bunların üstüne yok. İmamoğlu'nun metro vaatlerini yerine getirmediğini söyledi. AK Parti'nin projelerini de engellediğini iddia etti. Sancaktepe'de metro tüneline hafriyat dökerek tarihe geçti. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Çankırılı Yarenler Hemşeri buluşmasına katıldı. Gündeminde İmamoğlu yönetiminin metro vaatleri vardı. İhalesini yaptığımız 10 metro hattının 3'ünü iptal etti. Ondan sonra da biz en fazla metro hattı, en fazla karayolu işi, en fazla yol kavşak işi yaptık diye pişmiş bir şekilde yalan söylediler. Rakibi Ekrem İmamoğlu'ysa yeni doğan Söğütlüçeşme metro çalışmasına başlama töreninde konuştu. Kurumun metro şartlarına beton dökme iddiasına yanıt verdi. Metro için açılan tünelleri kapatıyor. Yok öyle bir şey. Biz 5 yılda tam 65 kilometre metro yaptık. Yani bizden önce 25 yılda yapılan metronun yarısından fazla metroyu sadece 5 yılda yaptık. Ankara'da ise Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, CHP ve DEM Parti'nin başkent için uzlaştığını söyledi. Vatanın üzerinde makam, mevki, koltuk hesabı yapanlara yazıklar olsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş 2011 yılından bu yana atıl durumdaki Altın Park Yüzme Havuzu'nun açılışını yaptı. Bizler Ankara'mızın sporun da başkenti yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Efendim, 5 Kasım'dan beri cezaevinde olan Dilan Engin Polat çiftinden yeni açıklamalar var. Engin Polat vergi borcunu kabul etti. Dilan Polat'tansa sürpriz bir mektup çıkışı geldi. Ve tüm bu gelişmeler yaşanırken Dilan Polat'ın 7 milyonluk hesabından bir de video yayınlandı. Çiftin çocuklarının yer aldığı video, çocuklar kullanılıyor mu sorusunu da beraberinde getirdi. Abi de siz kralda, siz paşada, siz aynen. Bir gün döner devran, sizi görürüm ben aynen.
Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu artık. Kamera karşısına geçtiler. Anne babalarının serbest kalması için yetkililere seslendiler. Dilan Engin Polat çiftinin çocuklarının videosu şaşkınlık yaratırken bir de mektup iddiası ortaya çıktı. Cezaevindeki Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı'yla Adalet Bakanı'na birer mektup yazdığı ama daha göndermediği öne sürüldü. Enerji. Kara para aklama suçundan 5 Kasım'da cezaevine giren Dilan Engin Polat çifti avukatları aracılığıyla bir haber sitesine cezaevindeki günlerini anlattı. Beni sindirmeyeceğiniz mi sanıyorsunuz? Kocam, kahvem ve kocamın gönlü. Enerji! Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'na kendi el yazımla bir mektup yazdım. Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğime karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır. Engin Polat'sa hata yaptığını ama borçlarını ödeyeceğini iddia etti. Suçlandığım konulardan sadece vergiye ilişkin cahillikler, bilmememden kaynaklı hatalar ettim. Devlete çıkacak bütün borçlarımı kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Saçlarımı sıfıra vurdurdum ve ne kadar uzayınca tahliye olacağımı ona göre hesaplayacağım. Devletim herkesi denetler. Kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız. Buradayız. Dilan Polat'ın 7 milyon takipçili sosyal medya hesabından bir süredir paylaşımlar yapılıyordu. Son paylaşımda çocuklarından geldi. Nida ve Milan kamera karşısına geçti. Anne babamızı özledik dedi. Bahsettikleri gibi kara para, bahis yok. Neden benim annemle babam, ailem 4,5 aydır içeride? Sosyal medyada paylaşılan video şaşkınlık yarattı. Dava sürecinde çocuklar kullanılıyor, istismar ediliyor yorumlarına yol açtı. Efendim Tayyargiller yani Özlem Tayyar Öz çifti haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı ve çifte sürpriz bir ceza geldi. Alo Tayyar Bey. Suç örgütü kurmaktan resmi belgede sahteciliğe haklarında birçok iddia, birçok soruşturma var. Onlara bir yenisi daha eklendi. Özlem Tayyar Öz çiftine bu kez 550 bin liralık reklam cezası geldi. Tayyar Bey'e güvenim sonsuz ama nedense böyle bir şeytan dürtüyordu. Git Özlem, inlen git bir kontrol et. Dilan Polat'tan sonra fenomenler bir bir mercek altına alınmış, Tayyargiller olarak bilinen Özlem Tayyar Öz çifti de radara girmişti. 5 ayrı suçtan haklarında soruşturma başlatılan Özlem Tayyar Öz çifti normal hayatlarına, paylaşımlarına devam ediyor. Tayyargiller soruşturmaları aldırmadan ürün tanıtımları yapmayı da sürdürüyordu. Onları kimler yaptırdı? Ama bir paylaşımları dikkat çekti. Özlem Öz'ün sosyal medyada verdiği reklam pahalıya patladı. O reklamlarda iddiaya göre Özlem Öz doktorların yapabileceği bir işlemin güzellik merkezinde uygulandığını söylemişti. Ceza o reklam nedeniyle kesildi. 10 yıl geçse bile halen daha aşkım, sevgim aynı. Tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle 550 bin lira ceza yiyen Özlem Öz'den herhangi bir açıklama gelmedi. Ay bunlar da böyle bayıl. Ve Türkiye bugün bir annenin feryatlarıyla sarsıldı. Eski eşinin katlettiği kızının gelinliğiyle sokağa çıkan kadın her şey bununla başladı deyip o gelinliği ateşe verdi. Ve bir yandan ağladı, bir yandan da evlenmeden 40 kere düşünün diyerek genç kızlara seslendi. Bu Merve, kızlar bu Merve'nin kefeni kefeni. Kızlar her şey bununla başladı. Şimdi var ya her şey bununla burada bitecek. Biricik evladı o gelinliği en mutlu gününde giymişti ama aşık olup evlendiği adam onu katletti. Acılı anne evladına kefen olan gelinliği benzin döküp yakarken feryat figan ağladı. Her şey bununla başladı. Her şey bununla bitecek. Merve Bey'le isterdi. Zılgıt çalın zılgıt Merve Bey'le isterdi. Dört gün önceydi. 31 yaşındaki Merve Gül Bayer işe giderken polis memuru olan eski eşi Mustafa Yıldır yoluna çıkmış, beylik tabancasıyla önce onu öldürmüş, sonra kendi canına kıymıştı. Merve, güle güle Merve. Yolun açık olsun Merve. Anne Hatice Kurt'un yüreği yangın yeriydi. Kızına kefen olan gelinliği alıp sokağa çıktı. Bu gelinlik size mesaj olsun. 4 kere 30 kere düşünün. Kendinize eziyet ettirmeyin. Hepinizi
size ders olsun. Kefen oldu gelinlik ona, kefen oldu. Tek isteği kızının başına gelenleri başkalarının da yaşamamasıydı. Niye yapıyorum biliyor musunuz? Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşünün. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar, kimse kendine eziyet ettirmesin. Her şeyin başladığı gelinlikle her şeyi bitirmek istedi. Üzerine benzin döküp ateşe verdi. Gelinlik yanarken alkışı ağıdına karıştı. Güzellik merkezi sahibi estetisyen kadın, inanması güç ama topuklu ayakkabısı ses çıkarıyor diye ortağı olan adamın saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen kadının çenesi kırıldı. Allah! Allah kalbim acıyor. Tamam yarım, tamam. Geçecek. Estetisyen kadını cani ortağı bu hale getirdi. Öldüresiye dövüp vura vura çenesini kırdı. Yüzüm gitgide şişiyor. Boğazıma kadar. Boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına çalışmış. Ablam yere düşmüş, tekmelerle, yumruklarla devam etmiş. Tuzla'daki güzellik merkezinde yaşanan çirkin olayın sebebi inanılır gibi değil ama topuklu ayakkabı sesiydi. Bir anda bir kalkmış, işte bu topuklu ayakkabı sesini çıkar artık ayağından falan diye bir bağırarak tepki vermiş. O adam bir anda saldırdı. Ortağı olan estetisyen Yasemin Er'i feci şekilde darp etti. Uyuyamıyorum, yutamıyorum. Arkasında duran çekici de alıyor. Ablamın kafasına tam vuracakken ablamın ağzından gelen kanı görünce bir anda kendini geriye doğru çekiyor ve utanmadan sadece karşısına oturup sırıtıyor. 20 dakikada kahkaha atmış karşısında. Allah kalbim acıyor. Tamam yarım, tamam. Geçecek. Onun şu an yaşadığı travmayı ve bu adamın sokakta gezmesini ben kaldıramıyorum. Gözaltına alınan cani ortak ifadesinde sürekli para istiyordu. Bir tokat attım sadece dedi. Serbest kaldı. Allah. Efendim 21 yaşında bir genç kız. İddiasına göre 4 yıldır saplantılı aşık kabusu yaşıyor. Ben hayal dünyamda seninle evliyim, hatta 3 çocuğumuz var diyen adam bir türlü peşini bırakmıyor. Hem onu hem de ailesini tehdit ediyor. Sana tecavüz ederim, seni öldürürüm tehditleriyle yaşamak istemiyorum. 4 yıl boyunca belirli aralıklarla canı ne zaman isterse bizi taciz etti. Onun hayal dünyasında ben onunla evliymişim, 3 çocuğumuz varmış. Arkadaşı aracılığıyla tanıştığı adam hayatını kabusa çevirdi. Genç kız her an korku içinde. Acaba bugün görecek miyim? Görsem yanıma gelir mi? Bana bir şey yapar mı korkusuyla yaşıyorum. 21 yaşındaki Hazal Özçimenoğlu'nun kabusu henüz 17 yaşındayken başladı. Bir arkadaşının arkadaşı onu gördü, beğendi. Beğenmekle de kalmadı, genç kızı takıntı haline getirdi. İddiasına göre 4 yıldır ona yapmadığını bırakmadı. Ben onu nasıl istemezmişim? Ben onunla nasıl konuşmazmışım? İşte benimle konuşacaksın, benimle görüşeceksin. Hayal dünyamızdaki çocuklarımızı yalnız bırakamazsın, annesiz bırakamazsın. Ben numaramı değiştiriyorum. Arkadaşlarıma ulaşmaya çalışıyor, arkadaşlarımı tehdit ediyor. Genç kız defalarca şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu kişiyi 4 yıldır birçok kez şikayet ettim. Bunlar da biriken tebligatlar. Ancak o saplantılı adam peşini bırakmadı. Bir ay boyunca rahat ettim. Taciz etmedi. Artık hayatımızdan çıktı diye seviniyorduk. Hazal Özçimenoğlu tam kurtuldum diye sevinirken o adam cezaevinden çıktı ve tekrar peşine düştü. Onu ve ailesini tehdit etmeye devam etti. 9 Mart gece 1'de annem WhatsApp üzerinden bir numaradan aranıyor. Sana ve kızına tecavüz edip öldüreceğim. Evinizi biliyorum ve evinizi yakacağım diyor. O adam sosyal medya hesabında çeşitli videolar paylaşarak geçmiş dönemde sevgili olduklarını iddia etti. Hazal Özçimenoğlu ise o iddiaları reddetti. Bu kişi sevgili olduğumuzu iddia diyor ama ben bu kişiyi, sevgiliyi bırakın, arkadaş olarak bile yanımda bulundurmak istemedim. Bu kişinin ceza almasını istiyorum. Efendim, üniversite öğrencisi Mücahit 23. yaş gününü kutlayacaktı. Üstelik arkadaşları ona bir de sürpriz parti hazırlamıştı. Ancak o partiye katılamadı. Çünkü doğum gününde 2 trafik kazası birden geçirdi ve doğduğuna pişman oldu. Doğum günümde 2 kere Azrail'den vurtulduk.
Arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlayacaktı ama partiye giderken de dönerken de kaza geçirdi. Birkaç saat arayla iki otomobilin çarptığı genç doğduğuna doğacağına pişman oldu. Bu sefer iyi vurdular ama gene iyiyiz. Üniversite öğrencisi Mücahit Süyer'in 23. yaş günüydü. Arkadaşları bir sürpriz hazırladı. Tam onu doğum günü partisine götürüyorlardı ki Mücahit'e araba çarptı. Parti suya düştü. Talihsiz genç hastaneye kaldırıldı. İlk kazamda sürprize gidiyormuşum, doğum günü sürprizine. Orada bir vurdular. Neyse ki durumu iyiydi. Bir saat sonra taburcu oldu. Ama kaldığı öğrenci yurduna dönerken bir kez daha kaza geçirdi. İkinci kazamda da yurda giderken bir daha vurdular. Bu sefer iyi vurdular ama gene iyiyiz. Doğum gününde iki kez ölümden dönen genç başına gelene üzülsün mü, ucuz atlattım diye sevinsin mi bilemedi. Doğum günümde. Doğum günümde iki kere Azrail'den vurtulduk. Efendim, İstanbul Arnavutköy'de 720 dairelik bir site. İddiaya göre yönetim ek bütçe gerekçesiyle yaklaşık 4 milyon lira istedi ve sinirler gerildi. Bina zilleri için bile milyonlar isteniyor diyen site sakinleri isyanda. Durmadan ek bütçe yapıyorlar. Çevreye bir bakın, dökülüyor her taraf. Yani gereken hizmetler yapılmıyor. Bir önceki ek bütçede blok kapılarını değiştireceği vaat edilmişti, yapılmadı. Site yönetimi 3 milyon 900 bin liralık ek bütçe çıkardı. O bütçe mahkemelik oldu. Her dönemde aynı kişiler başa geliyor. Anlaşmayı da yapmışlar, tezgahı kurmuşlar. Burası Arnavutköy'de 720 daireli 6 bloklu bir site. Sitenin yönetimi yeni yılın ilk gününde asansör, haberleşme gibi giderler için bir ek bütçe talep etti. Site sahibi sakinleri bu ek bütçedeki meblağı gördüğünde ise büyük bir şok yaşadı. 24 adet asansörün kabin içi yenilemesine 700 bin lira bütçe koymuş arkadaş. Ek bütçenin 2 milyon 700 bin lirasıysa telekom, haberleşme sistemi değişimi içindi. Mevcut çalışan tablet sistemimizi yenileme kararı almışlar. Site sakinleri ikinci şokuysa mahkeme sürecinde yaşadı. Çünkü iddiaya göre site yönetimi olması gereken ek bütçeden 800 bin lira daha fazla talep etmişti. Aslında 2 milyon 700 bin lira olmadığını, 1 milyon 900 bin lira olduğunu bize söyledi. Şu anda benim kapı zilim çalışmıyor. Çalışan sistemimizi şu an devre dışı bıraktılar. Ama iddialar bunlarla da sınırlı değil. Tahsilatı tam yapamayınca mesaj geçmeye başladılar. Eğer ödemeyi yapmazsanız sıcak suyunuzu keseceğiz. Aidat zammı var, ek bütçe talebi var ama hizmet yok diyen site sakinleri davacı oldu. Biz bu ek bütçenin iptal edilmesini istiyoruz. Artık devletin buna bir el atması lazımdır. Sanal bahis oynayıp sıfırı tüketen iki adam kuyumcu soydu. Dükkan sahibi paspası kapıp onları kovalayana kadar da 3,5 milyon liralık altın çaldılar. Kaçmayı da başardılar. Ama bir hata, bakın onları nasıl ele verdi. Çuvallara 1,5 kilo altın doldurmuşlardı ki kuyumcu paspasla kovalayınca paniğe kapıldılar. Arkalarına bakmadan böyle kaçtılar. Bu iki genç sanal bahisten zengin olmayı hayal ediyordu ama bütün paralarını kaybedip battılar. İşin içinden çıkamayınca da kuyumcu soymaya kalktılar. İkisi de kar maskesi takıp silahlandı. Sonra da koşarak kuyumcuya girdi. Bir dakika sonra o dükkandan paspasla kovalanarak çıktılar ama 3,5 milyon lira değerinde altın çalmışlardı. Kuyumcu koştu ama onları yakalayamadı. Ama firar uzun sürmedi. Soygun öncesi bir otomobilin plakasını çaldıkları ve kiraladıkları araca taktıkları belirlendi. Adresleri tespit eden polis kumarbaz hırsızları kıskıvrak yakaladı. İnternette yer alan bir sucuk ilanı başta kasaplar olmak üzere herkesin tepkisine neden oldu. Çünkü ilana göre 5 kilo sucuk 750 liraya satılıyordu. İşin uzmanlarına göre ise kıymanın kilosunun 400 liranın üzerinde olduğu bir ortamda bu rakam imkansız. 5 kilo sucuk 750 lira olur mu? Mümkün değil. O olamaz. 150 lira işkembe yok. Bu ne? Ramazan öncesi fırsatçılığa soyundular, sucuğa göz diktiler. İnternet ortamında 750 liraya satılan 5 kiloluk sucuk tartışmaları da beraberinde getirdi. Et hariç her şey çıkabilir. İnternette yer alan bir sucuk reklamı görenleri adeta şok etti. Çünkü dana etinden yapıldığı, hatta Afyon'da imal edildiği öne sürülen o sucuğun 5 kiloluk fiyatı 750 liraydı. Yani kilosu 150 liraya geliyordu yalnızca.
Peki böyle bir şey mümkün mü? Etin maliyeti şu an 400 lira. Baharatla beraber zaten 450 lirayı buluyor sucuğun maliyeti. Bir de bunun %10'a yakın firesi var. Yani 500 civarı sucuğun fiyatı var. Hakkaniyetle yapılmış olan bir sucuğun hani 600 liradan aşağı mümkün değil. Verilememesi lazım. Evet. 150 liralık sucuk varmış işte. 150 liralık sucuk var ama 240 gram mı 150 lira? Karışık şeyler vardır. Sucuğun ham maddesi kıyma şu anda en ucuz Et Süt Kurumu'nda satılıyor. Onun da kilosu 229 lira. En ucuz sucuk da haliyle Et Süt Kurumu'nda, o bile şu anda 300 liraya satılıyor. Peki o sucuğun içinde ne olabilir? Tavuk taştığı 50 lira falan kilosu olabilir öyle. Tavuk eti bile olmayabilir yani. Tavuk etinin bile kilosu kaç para yani şu an? Bu internet sahtekarlığı bu. Gerçekten IBAN'ı veriyorlar, parayı yatırıyorsun, ne sucuk geliyor ne bir şey. Yeşilçam'ın efsane ismi, usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Ölümü sevenlerini yasa boğdu ve ondan geriye hayat verdiği karakterlerle renk kattığı sayısız sinema filmi ve dizi kaldı. Artık en zengin benim. Kimi zaman varlıklı bir beyefendi, kimi zaman kötü kalpli bir kral. Her role girdi, her gönlü kazandı. Çakış! Hapşuracağınız. Size de hapşu. Yeşilçam'ın efsane ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu. Bu kez sevenlerini yasa boğdu. Para, pul, eşyanın hiçbir önemi yok. Hiçbirisini öteki tarafa götürecek değil. 1936 yılında İstanbul Yeşilköy'de doğmuştu. 150'den fazla filmde, sayısız dizide rol aldı. Armagedon Savaşı çok yakında Balkanlar'da başlayacak. Efsane sanatçı, ekran önünde olduğu kadar karakteriyle, tatlı diliyle de gönülleri fethetti. Meğerse ben askerlik yapmamış görünüyormuşum. Ulubaklı Hasan'la dedim, bayrağı diken benim resmimi görmediniz mi dedim, Bizans surlarına dedim. Kahkahayı attılar. Bize bir şehzade lazım Senyor Mahmut. 90 yaşta merdiven dayayan Kayhan Yıldızoğlu yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum. Hoşça kalın. Ve 11 ayın sultanı Ramazan geldi. İlk sahurda bu gece. Uzmanlar sağlıklı bir oruç için sahurun önemine dikkat çekiyor. Özellikle de susamamak ve mide sorunları yaşamamak için neler mi yapmak lazım? İşte uzmanından sahur tavsiyeleri. İşte ideal sahur menümüz bu şekilde. Çay kahve tüketimi vücutta susuzluğa neden olabiliyor. Sağlıklı bir oruç sahurda ne yediğinize bağlı. Açlık, susuzluk ve azımsızlık yaşamamak için sahur menüsüne dikkat. Genelde kızartma, kavurma, bu şarküteri tarzı sucuk, salam, sosis gibi şeyleri çok tüketmemeye özen göstermeliyiz. Çünkü fazla tüketim hem gün boyu susuzluğu artıracak hem de gene sağlıksız bir yağlanmaya sebep olabilecektir. Nasıl günün en önemli öğünü kahvaltıysa Ramazan'da da günün en önemli öğünü sahur. Peki bizi hem gün boyu tok tutacak hem de zinde tutacak yiyecekler neler? İşte cevabı geliyor. Mutlaka yumurtamıza yer vermek durumundayız. Çünkü bizi gün boyu tok tutacak yumurta aslında. Genelde Ramazan döneminde çok fazla kabızlık şikayetiyle karşı karşıya geliyoruz. O yüzden de tabağımıza mutlaka yeşillikler, lif alımını destekleyecek çiğ kuru yemişler ve eğer kendi kabızlığı çok sık yaşıyorsak kayısıya iki tane yer verebiliriz. Tam buda ekmeği, çavdar ekmeği tarzı tahıllı ekmeklere tercih etmeliyiz. Zeytinimiz, peynirimiz mutlaka tuzsuz olmalı ya da az tuzlu olmalı. Çünkü fazla tuz tüketimi gün boyu sizin daha çok susamanıza sebep olacaktır. Birçok kişi uykusunu bölmemek için sahur öğününü atlıyor ve gece yatmadan uyumadan önce bir şeyler atıştırıp öğle oruç tutuyor. Peki bu ne kadar sağlıklı? Hiç sahura kalkmadan oruç tutmak kesinlikle sağlıklı değil. Mutlaka sahurumuzu kalkıp yapmalıyız. Bir saat, bir buçuk saat biraz dinlenip o süreçte de sıvı alımını destekleyip mutlaka sonrasında yatmak çok daha sağlıklı olacaktır. Uzun saatler aç ve susuz kalmak ağız kokusuna da yol açabilir. Bu nedenle Ramazan'da su tüketimi önemli. Ancak bardak suyu sadece sahurda tüketmek doğru değil. En az 2 litre sahurla iftar arasındaki süreçte suyumuzu içmeliyiz ki gün boyu da susuzluk çekmemek adına. Yeşil çay, bitki çayları tüketmeye özen gösterin. Efendim sizlerden gelen görüntüleri, haberleri yayınlıyoruz. Şov Haber WhatsApp ihbar hattı telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 ve 90 02. Şimdi kısa bir araya gidelim. Haberin merkezinde Şov Ana Haber'deydiniz değerli izleyenler. Sizlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu yeni bir hafta diliyorum.